Herkese merhabalar. Bir bilinmeyen denklemler konuğumuzla beraberiz. Çok temel bir matematik konusuyla beraberiz bugün. Bir bilinmeyen denklemler, yani sadece tek bilinmeyen olacak ve biz bunu genellikle ne diye gösteririz? X harfiyle gösteririz. Yani bir bilinmeyen denklemlerde bulmak istediğimiz soru işareti kafamızdaki her zaman X harfi olur. Bunu öğreneceğiz şimdi sizinle beraber ve bir bilinmeyen denklemlerde bu X'i bulmaya çalışacağız. Hatta mesela bir tane örneğimiz var. Aklından bir sayı tutuyor Tankut arkadaşımız. Bu sayıyı 2 ile çarpıyor ama bize söylemiyor bunu. 10 ekliyor, 2'ye bölüyor. Bu sayıdan ilk tuttuğu sayıyı çıkartıyor ve sonuç her zaman 5 çıkar. Siz de deneyin evde, arkadaşlarınıza sorun. Hatta onları da etkileyin. Ve gerçekten her zaman sonucun 5 çıkmasının aslında bir bilinmeyen denklemlerle bir ilgili bir açıklaması var. Ve bunu öğreneceğiz sizinle beraber. Gerçekten nasıl bir bilinmeyen denklemler kurarak bunları çözüyoruz. Hatta hemen size göstereyim. Aklından bir sayı tutuyor X. Sonra bu sayıyı 2 ile çarpıyor. Sonra buna 10 ekliyor. Sonrasında bu bulduğu sonucu 2'ye bölüyor. Ve sonrasında bundan kendi ilk tuttuğu sayıyı çıkartıyor. İşte buradaki sayımız aslında 5 çıkacak her zaman, her ihtimalle. Çünkü bunu böldüğümüz zaman 2x artı 10'u 2'ye böldüğümüz zaman x artı 5 çıkıyor. Ve buradan da x'i çıkardığımız zaman x'ler birbirini götürüyor. Her zaman 5 çıkar. Siz de arkadaşlarınızla bu büyülü bir bilinmeyenle denklem triğini yapabilirsiniz. Şimdi dersimize başlıyoruz. Çok önemli bir konu göreceğiz. Ama biliyorsunuz artık yepyeni bir seneye girdik ve bu yepyeni senenin içinde harika konular öğreneceğiz. Ve LGS'yi harika bir şekilde çalışacağız. Programlarımız yayınlandı. Yükselme ayındayız, Ocak'tayız. Dolayısıyla bugün sizinle beraber ödevlerimizi vereceğim hemen, ama şunu da söylemek istiyorum. Taktikli ekosetimiz çıktı. Eğer taktikli kitabı almayan arkadaşlarımız varsa ekoseti alabilirler ve içinde 6 tane kitap var. Taktikli kitaplarımız, matematik, din, inkılap, aynı zamanda İngilizce, aynı zamanda fen, aynı zamanda Türkçe geliyor. 6 tane kitabın temel özelliği eko kitap olması. Yani normalde taktikli kitaplarımız bu şekildeyken, taktikli matematik kitabımız bu şekilde, hem daha az sayfa sayısı var ama aynı, birebir aynı içeriğe sahip. Dolayısıyla aynı içeriğe daha ekonomik yollarla ulaşmak isteyenler için. Arkasında normalde taktik kitaplarımızın posterleri vardı. O yüzden birazcık daha fiyatı yüksekti. Hem de kitap fiyatları şu son zamanlarda çok arttığı için birazcık da biz eko kitaplara sizi yönlendiriyoruz. Dolayısıyla ekonomik bir şekilde çalışabileceğiz diyoruz. Bunu da hemen hızlı bir şekilde duyurduktan sonra hemen size, normalde taktikli eko ile taktiklerin sayfaları aynı. Dolayısıyla ekodan da ve şu anda da vereceğim ödevler aynı olacaktır. Dolayısıyla herhangi bir fark yok arasında diyebiliriz. Bir mühendik denklemlerle alakalı taktikli kitabımızdan test 48'i ve test 49'u yapmanızı istiyorum. İki tane testimiz var yani. Aynı zamanda bir bilinmeyen denklemlerden Dinamo Matematik Soru Bankamızdan da hemen size hemen testimizi verelim bakalım. Burada test 48 ve test 49. Burada da iki tane testimiz var. Yani 48 ve 49. testler. Tabii dijital sorularını da çözmeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda Zoru Bankası'na bakarsak da hemen size vermek istiyorum testlerimizi. Burada aynı sayıya denk gelmemiş ne yazık ki. Ama hemen gösteriyorum. Bir bilinmeyen denklem testlerimizden test 56 ve test 57'yi çözmenizi istiyorum. İki tane testimiz burada var. Zoru Bankası olan arkadaşlarımız için de, Problem Bankası olan arkadaşlarımız için de hemen vermek istiyorum. Buradaki testlerimizde çok önemli bir konu olduğu için, doğrusal denklemler konumuzun başını oluşturuyor aslında bir bilinmeyen denklemler. Burada test 50 ve test 51'i yapabilirsiniz bir bilinmeyen denklemlerde. Zor ve Ötesi kitabımızdan da hemen, Zor ve Ötesi olan arkadaşlarımız da burada sabırsızlanıyorlardır. Acaba bize ödev verecek mi diye. Evet vereceğim. Test 21'i yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Burada testler zaten 4 sayfa, hatta 6 sayfalık testler bile var. Test 21 ve 22'yi yaparsanız mükemmel olur. Hadi bakalım o zaman dersimize müthiş bir başlangıç yapalım. Hadi bakalım dersimize geçelim. Şimdi Tonguç'um, bir bilinmeyen denklemler deyince karşımıza şöyle bir şey gelecek. Denklem demek bir kere eşittir var demek. Yani eşittir'i gördüğün anda çat diye bu denklem diyeceksin. Bu eşittir'in yanında bir de bilinmeyen dediğimiz şeyler de aslında x'ler. Bak x'ler de var burada. O zaman x'ler var, eşittir var ama bir tane x var değil mi? Y, C, A, B gibi böyle başka bir harf yok. İşte biz buna bir bilinmeyenli denklemler diyoruz. Çünkü eşittir de var, x de var. Süper. Peki bu denklemleri çözerken ne yapmalıyız? Bu denklemleri çözerken bir yöntem var. Buradaki mantık şu. Bilinmeyen dediğimiz şeyleri, yani bilinmeyen dediğimiz
X, Y, A, B, P, Q, R, binlerce şey olabilir. Hiç fark etmez. Bilinmeyenler eşitliğin bir tarafına toplanırken bilinenlerse diğer tarafına toplanır. Şimdi Tonguç'um sana bir şey soracağım. Buyurun hocam. Buradaki ifadeye baktığın zaman eşitliğin eşitlik dediğimiz şey şu ifadenin iki tane tarafı var. Bu tarafına biz sol tarafı diyoruz. Bu tarafına da sağ tarafı diyoruz. Bayağı zor bir şey değil mi Tonguç'um? Aynen zor bir şey. Şimdi buradaki mantık şu. X'ler dediğimiz ifadeler aslında hani bir burada var 4X bir de burada var 3X görebiliyorsun değil mi? Yani iki tarafta karışmış. Burada ise bilinen ifadeler yani eksi 2 ve 10 iki tarafta karışmış pozisyonda duruyor. İşte biz bunları düzenleyeceğiz. Çünkü bir mesela ben ders çalışmadan önce ne yaparım Tonguç evladım benim? Uyursun. Odamı düzenlerim. Odamı dağınıkken ders çalışamam. Aynı onun gibi ilk başta burayı düzenleyeceğiz. Nasıl düzenleyeceğiz? Bilinmeyenler bir tarafa. Yani 4x var burada hop. Burada 3x var. O zaman ben bu 3x'i bu tarafa atarım 4x'in yanına koyarım. 4x burada vardı. Şimdi bu 3x aslında başında görünmez bir artı vardır bunu biliyoruz. Görünmez artı. Bu artı sol tarafa geçtiği zaman ne olacak artık? Eksi olacak. O yüzden bir anda 4x eksi 3x'e dönüştü. Eşittir burada yazdım. Burada artı 10 var değil mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. Onu aynen yazıyorum bak. Onu aynen yazıyorum. Pardon şu mavini yazayım. Onu aynen yazdım. Bu eksi 2 Tonguç evladım benim. Eksi. Karşıya geçtiği zaman ne olacak Tonguç'um? İşaret değişecek. Dolayısıyla artı 2 haline gelecek diyorum. O zaman bak işaretlerin değişmesine de dikkat ederekten. Çünkü bir taraftan bir tarafa geçince işaretler değişiyordu. 4x eksi 3x nedir? 1x süper zekisin. 10 artı 2 nedir? 12. O zaman x eşittir 12. İşte cevabımız bu. Oh be. İşte bir bilinmeyen denklemler bu şekilde çözülüyor. Şimdi bu aslında basit bir örnekti. Ama birazcık daha zor örneklere gelmeden önce tabii tam kuralları öğrenmemiz gerekiyor. Mesela 3x artı 5 eşittir 3x artı 13. Yapmaya çalışıyorum. Demin öğrendiğimiz yöntem. 3x burada, x burada. O zaman bu x altında görünmez bir artı vardır başında. Bu tarafa atayım bakayım. 3x eksi x ediyor. Neden? Artı x bu tarafa geçince eksi x oldu. Eşittir. Burada 13 vardı zaten. Burada artı 5 karşı tarafa geçince eksi 5 oluyor. Hop. O zaman 2x eşittir. Ne oldu Tonguç Evlen benim? 8 oldu. Süper. Şimdi burada ne yapacağız peki? Eyvah. 2x eşittir 8 çıkıyor. O zaman şöyle bir mantık var burada. Bir denklemin iki tarafı aynı sayı ile çarpılabilir veya bölünebilir. Burada çok basit bir kuralımız var. İki aynı sayı ile çarpılabilir veya bölünebilir dediğimiz zaman denklem değişmiyor. Mesela ben burada 2x eşittir 8 de Tonguç'um. Her iki tarafı da 2'ye bölersem bak denklemin bu sol tarafıydı bu sağ tarafıydı. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüz zaman. Peki niye böyle bir şey yaptın? Manyak mıyım ben Tonguç'um? Hakikaten hocam niye böyle bir şey yaptın? Şimdi ikileri sadeleştireyim diye. İkileri sadeleştirdiğim zaman bak ne oldu? Bir tane eksikti. Yani x eşittir 8 bölü 2 4 çıktı. Tam istediğim şeyi buldum. İşte denklemin çözümü zaten x eşittir nedir? Şimdi geldik bu zımbırtıya. Mesela şurada ne yaparız? Şimdi kardeşim ya bu x'de ifade burada kalsın. Bu eksi 2 ben bir tarafı sağ tarafa atayım bakayım. X bölü 3 eşittir 5 burada var zaten. Bu eksi karşıya geçince artı 2 haline geldi. X bölü 3 eşittir. Kaç oldu Tonguç Evlen benim? 7 oldu. 7. Peki ben bunu ne yapacağım? Burada ise her iki tarafı çarpmayı kullanacağım. Her iki tarafı nereye çarpayım bu 3'ten kurtulabilmek için? 3 ile çarpayım bak. 3 ile çarptığım zaman bu 3 ile bu 3 sadeleşti. O kurtuldu 3'ten. Aynen bu 3 kurtuldu. O yüzden burada ne kaldı? X kaldı. X eşittir 7 kere 3. 21. Al işte cevabımızı buldum. Süper zekisin Tonguç'um. Bir bilmeyen denklemleri gerçekten en temelinden anlamış oldum. Peki nasıl çözdüğünü öğrendikten sonra birazcık daha karmaşık problemlere geçelim ve gerçekten konuyu tam bir şekilde sindirebilirim. X bir eksi 1 bölü 3 eksi 2 eşittir. Karışık bir problem. Hiç zor değil. Neden? Aynı yöntemleri kullanacağız. Ya bir kere bir x'i ifade var. Bu kalsın burada. Bu eksiden, eksi 2'den kurtulalım. Yavaş yavaş düzenlemeye başlıyorum odamı. X eksi 1 bölü 3 eşittir. Bu 6 zaten burada vardı. Bu eksi 2 yanına gelince artı 2 oldu. Kardeşim bu kadar işte. O zaman ne olur? X eksi 1 bölü 3 eşittir kaç etti? 8 etti. Peki Tonguç buradan sonra ne yapılır sence? Buradan sonra ne yapılır? Demin öğrendiğimiz kural. Her iki tarafı aynı sayıyla çarptığımız zaman hiçbir şey değişmiyor aslında. Peki ben niçin yaptım bunu? Bunlar sadeleşsin ki kurtulayım bu bölü 3'ten. Bölü 3 çünkü kıllık yaratan bir şey değil mi Tonguç? Aynen hocam ya. Evet o zaman x eksi 1 eşittir 24 çıktı. X eşittir eksi 1'i karşıya attığım zaman eksi 1 karşıya artı 1 diye geçer. 24 artı 1'den x eşittir 25 oldu Tonguç. Ve adım adım çözmem gerekiyor. Adım adım yapmazsam bir anda hani hepsini bir anda çözeyim dersem bir sürü
hata yapabilirim. Ama ve bu, hatasız kullanılmaz. Aynen bu riski almamamız gerekiyordu. Geldik şöyle bir karışık ifadeye. İşte böyle karışık ifadeler insanın canını sıkıyor. Ama hiç de zor değil. Çünkü bunda da bir mantık var. Mantığımız Sütonguç'um. Bütün ifadelerde paydalar var görüyorsun. Belki bunda yok. Ama bunun altında görünmez bir var değil mi? Bütün paydaları eşitlersek biz bu işi çözebiliriz. Nasıl eşitleriz? Bak bu 10, bu 5, bu 2. Ya bunu 5 ile genişletsem, bunu 2 ile genişletsem, bunu hiç genişletmesem, bunu 10 ile genişletsem. Bütün paydalar eşit olur mu Tonguç'um? Evet. Süper. O zaman hemen geçelim. 5x bölü 10 eksi bunu çarptığımız zaman x 2 ile x artı 2'yi çarptığımız zaman 2x artı 4 çıktı. Bölü 10 çıktı. Bak bununla bunu çarpıyorum. Bunun hepsini çarptığım zaman 2x artı 4. Böyle dağılır. Eşittir. Bunu hiçbir şey yapmıyorum. X bölü 10 artı bunu çarptığım zaman 20 bölü 10 çıktı Tonguç'um. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Ya kardeşim bütün paydalar eşit değil mi zaten? Evet. O zaman bütün paydalar birbirlerini çatara çutara götürür. Bütün paydalar eşit olduğu zaman ama bütün paydalar eşit olması gerekiyor. Dikkat et. Sonrasında yapmamız gereken şey şu. Burada kontrol parantezi denilen bir şey geliyor. İşte bu paydalı ifadelerde bütün şeyleri, payları mutlaka kontrol parantezine koymam gerekiyor. Çünkü parantezi koymazsam, bak burası çok önemli, buraya yazıyorum. Kontrol parantezine koymadığın zaman %90 hata yaparsın. Çünkü %90 bu tür sorularda ters köşe yapmak için buraya eksi gibi bir şey veriyorlar. Dolayısıyla bak 5x eksi 2x artı 4 eşittir x artı 20. Şu parantezin bir manası yok. 5x. Ama bu eksi hem buna hem buna dağılıyor. Eksi 2x eksi 4 etti. Eşittir. X artı 20. Buradaki parantezin de bir manası yok. Böyle aynen açtım. Ama burada ne oldu bak. 5x eksi 2x ne der evladım? 3. Evet 3x eder süpersin. Eksi 4 eşittir. X artı 20. Şimdi geldik en baştaki ifadelere. En baştaki ifadelerde ne yapıyorduk? X'i artıydı bu aslında. Görünmez bir artı vardı. Bu tarafa alıyoruz. 3x eksi x eşittir. Eksi 4'ü bu tarafa alıyoruz. 20 artı 4. O zaman 2x eşittir. Çünkü bunun başında görünmez bir vardır. 2x eşittir. 24 çıktı Tonguç evladım benim. X eşittir. Buradan ne çıkar? Bunu tekrar yazayım. Şöyle yapayım. Burada ne yapıyorduk Tonguç evladım? Her iki tarafı 2'ye bölüyorduk. 2'ye böldüğüm zaman çat x eşittir 12 çıkar diyorum Tonguç'um. Evet o zaman konuyu aldın. En zor problemleri dahi çözebiliyorsun değil mi evladım? Hazırım hocam şu anda. Evet gerçekten hazırsın. Şimdi gelecek problemlere. Hayda. Peki işte bak çok hazırım dediğin yerde aslında denklemleri biz... Bitti dediğim anda başlıyor. Denklemleri aslında biz problemleri çözmek için kullanıyoruz. Problemleri çözmek için kullanılan bir araç aslında. Sen sadece aracı öğrenmeyi öğrendin daha. Daha yola gidiyorsun. Şu anda yola başladık. Bir sayının 3 katının 20 eksiği aynı sayının 5 fazlasının yarısına eşit olduğuna göre bu sayı kaç demiş. Ya bir sayının 3 katı. Hemen yazıyorum. 3x. Hani bilmiyorum ya sayıyı. Bir sayı dediğim şeye x dedim. Bir sayının 3 katının katı 3x. 20 eksiği eksi 20. 3x eksi 20. Virgül genellikle eşittir manasına gelir. Bunu da söylemek istiyorum. Hadi bu da şey olsun sana kulağına küpe olsun. Genellikle böyle denklem problemlerinde. Ben virgül, küpe takmıyorum hocam. Eşittir. Tebrik ediyorum. Aynı sayının yani x'in 5 fazlasının x'in 5 fazlasının yarısına eşittir. Ha, bölü 2 o zaman Tonguç. X'in 5 fazlasının yarısı olduğu için bölü 2 buraya koymam gerekiyor. Bu sayı kaç demiş. Şimdi bu sayıyı bulabilmek için hadi birazcık metotları kullanalım. Burada ne yapacağız ki? Şimdi bak burada bir payda var ama burada payda yok. Bunun altında görünmez bir... Bir vardı. Aynen öyle. Şimdi yapmamız gereken ne biliyor musun? Birazcık daha farklı bir metotla çözeceğim sana bu soruyu. İçler dışlar çarpımı denilen bir metot var. İçler dışlar çarpımı dediğimiz şey genellikle soruları birazcık daha basit tarzda soruları ama uzun sürecek soruları kolay çözmemizi sağlayacak bir şey. İçler dışlar çarpımında diyorum ki bak 2 ile bunu çarparım 1 ile bunu çarparım birbirine eşit olur. 2 ile bunu çarparsam 6x eksi 40 olur. Hem 2'yi bununla hem 2'yi bununla çarptım. Eşittir diyorum. 1 ile x artı, yine x artı 5 olur. Sonrasında çözümümü yapıyorum. Artı x var burada. Bunu karşıya atınca eksi x oluyor. 6x eksi x
eşittir. Burada 5 vardı zaten. Bu eksi 40 kaç edince artı 40 ediyor Tonguç Evren Bey'im. Bu görünmez bir 1 vardır. 6x eksi 1x 5x eşittir 45 eder. Her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman çatarak çıtıran x eşittir 9 çıkar Tonguç evladım benim. Bu da bir yöntem. Başka yöntemler de olabilir. Burada şöyle de yapabilirdik. Onu da söylüyorum sana. Hani her iki tarafı 2 ile de çarpabilirdi Tonguç. Bu ikiler birbirini götürdü. Bu da aynı şekilde 6x eksi 40 eşittir x artı 5 çıkardı. Yani aynı sonuca geldiğini hiç merak etme diyorum. Ve geçiyorum diğer problemimize. Of. Bu problemler gerçekten çok önemli. Bir kesrin değeri 2 bölü 3'tür demiş. Bu kesrin payından 3 çıkarılıp paydasına 3 eklenince kesrin değeri 1 bölü 3 oluyor demiş. Bu kesrin paydası payından kaç fazladır diye sormuş. Hayda, gerçekten karışık bir soruya benziyor ama hiç zor değil, merak etme, beraber yapacağız. Şimdi diyelim ki ilk başta kesrimizin değeri 2 bölü 3'te bilmiyoruz sayıları. 2 bölü 3'e denk kesirler nedir? Bak 2 bölü 3, 4 bölü 6, evet. 6 bölü 9, onsa 8 bölü 12. Ondan sonra mesela 20 bölü 30. Ondan sonra mesela 600 bölü 900. Milyonlarca değer olabilir değil mi Tonguç'um? Aynen öyle. Nereden bileceksin payı ve paydasını? Dolayısıyla mantık olarak şöyle düşünüyoruz. Bunların hepsi birbirine eşit olduğu için biz diyeceğiz ki ya bilmiyoruz. O yüzden bilmemek ayıp değil, değer vermemek ayıp gerekten. Aynen, çok ayıp. Bu sefer K diyorum, X demiyorum. Hatta X diyelim ya, hep X'ler gittik. 2x bölü 3x diyorum. Hani bilmiyorum ya, bu 2'nin katı bu 3'ün katı, bu 2'nin katı bu 3'ün katı, bu 2'nin katı bu 3'ün katı. Dolayısıyla 2x bölü 3x olsun kesrimiz. Buradaki ilk kesrimiz bu olsun. Bilmiyoruz ama x'leri, o yüzden kesrin payını ve faydasını bilmiyoruz. Bu kesrin payından 3 çıkartalım. 2x eksi 3 paydasına 3 eklenince bölü 3x artı 3 kesrin değeri 1 bölü 3 oluyor. Eşittir 1 bölü 3'müş. İşte bu kadar. Şimdi işte öğrendiğimiz bu içler dışlar çarpımını kullanabiliyoruz. İçler dışlar çarpımı bu türlü x'in paydada olduğu yerlerde %100 kullanılır. Bak içler dışlar x paydadaysa %100 kullan diyoruz. Buraya diye sana bir tüyo vermiş oldum. Sonra içler dışlar çarpımı yapınca diyorum ki bununla bunu çarpacağım. Her iki tarafını çarpmam gerekiyor. 6x eksi 9 çıkıyor. 3 ile 2x. 3 ile eksi 3. Eksi 9 eşittir. 3x artı 3 aynen kalıyor. Çünkü 1 ile çarpılıyor zaten. Şimdi bu 3x artı var görünmez başında. Karşıya attım. 6x eksi 3x oldu. Eşittir. Burada 3 var zaten. Eksi 9'u karşıya atınca artı 9 etti. Bu x'ten birbirine çıkınca 3x eşittir. 12 çıktı. Tonguç her iki tarafı neye böleyim Tonguç Evren Bey'im? 3'e. 3'e böleyim ki bu 3'ten kurtulayım. 3'e böldüğüm anda x eşittir 4 çıktı. Bravo diyorum sana. Peki bitti mi soru? Bitti. Hayır, bitmedi. X'i bulmak sorun değil. Burada diyor ki paydası payından kaç fazladır? Soruyu da iyi okuman gerekiyor. Bak iyi oku diyorum. Sana sorulan şey her zaman x olmayabilir. Paydası, yani bak x 4 ise eğer burası kaç eder? 12. X 4 ise eğer burası kaç eder? 8 eder. Demek ki bu zımbırtıymış aslında. Paydası payından kaç fazladır? 12 eksi 8 eşittir cevabımızın 4 olduğunu söyleyebiliriz. Aa, aynı şey çıktı. Aa. Çok enteresan ya. Ama bu tesadüf. Tamamen bir tesadüf. Eğer bu olsaydı 10 olurdu. 10 olurdu. Ama x 4 olmasa x veya farklı. Hata yapsak da gene doğru cevabı bulacaktık neredeyse. Aslında tesadüf de değil ha. Bak 3x'ten 2x çıkınca zaten 1x çıkar. Zaten adam bize 1x soruyormuş. Gerçekten akıl dolu bir soru gerçekten. Zeka dolu. Çok gerçekten güzel olmuş gerçekten. Evet. Geldik. Tonguç bir merdivenin basamaklarına üçer üçer çıkıp dörder dörder inmektedir diyor. İnerken attığı adım sayısı, çıkarken attığı... Ha şimdi bir tane merdiven çizeyim sana Tonguç'um. Şöyle bir merdiven çiziyorum. Kaç basamaklı olduğunu bilmiyorum Tonguç'um. Şimdi adam demiş ki üçer üçer çıkıp, yani böyle 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 çıkıyor. Ama dörder dörder iniyor. İnerken ise şöyle şöyle birazcık daha geniş iniyor. Şimdi İnerken attığı adım sayısı, çıkarken attığı adım sayısından şimdi diyelim ki biz bir şey kurmam gerekiyor. Çıkarken ki adım sayısı diyelim. Bu da inerken ki adım sayısı diyelim. Bunları bilmiyoruz. Şimdi adamın merdivenin basamakları kaç sayıdır, kaçtır demiş. O zaman merdivene biz X basamaklı diyelim. Burayı anladık mı Tonguç'um? Anladım hocam. X basamaklı mı? O zaman merdivenin basamak sayısına X dedik. Şimdi ben eğer üçer üçer çıkarsam kaç tane adım atarım Tonguç'um? Mesela şöyle düşün. Çok basit düşün. Mesela 9 basamaklı merdiven olsa. 9 basamaklı merdiven olsa. Üçer üçer veya 12 basamaklı bir merdiven olsa.
Üçer üçer çıkarsam kaç tane adım atarım Tonguç Evren? 4. Süpersin. Peki dörder döner inersem kaç adım atarım? 3. Süper. Yani 3 nasıl buldun bunları? Bölerek buldun değil mi? Peki ben manyak mıyım hocam? Normal adam gibi çıksam ne olur? Üçer üçer çıktığımız zaman bizim attığımız adım sayısı x'i 3'e bölerek buluruz. İnerkenki adım sayısı 4'e dörde indiğinde gibi x'i 4'e bölerek buluruz. Yani 12'yi 4'e 12'yi 3'e bölmek gibi bir şey aslında bu. O zaman benim buradaki verdiği şey diyor ki inerken attığı adım sayısı yani bu çıkarken attığı adım sayısından 5 daha az olduğuna göre demiş. Bu bundan 5 daha azmış. O zaman diyorum ki ben ya kardeşim bu eksi bu eşittir 5'tir bitti bu kadar. Yani bu bundan 5 azmış. O zaman bu eksi bu eşittir 5'miş. Şimdi bunu çözmeye çalışacağım. Çözebilir misin sen Çoğunçu bunu? Çözemem. Bayağı zor bir şey var diyor. Halbuki zor değil. Bunu ne yapıyorduk her zamanki gibi? Görünmez bir 1 vardır. Bunu 4 ile, bunu 3 ile, bunu da 12 ile genişletmem gerekiyor ki bütün payları eşitleyeyim ve çözebileyim demek değil mi? Hemen 4x bölü 12 eksi 3x bölü 12 eşittir. 60 bölü 12 çıkıyor. 12'ler sadeleşti mi? Evet. Süper. Kontrol parantezimiz geldi mi Tonguç'cum? Bunu unutma sakın. Geldi. Evet. Kontrol parantezimizin burada bir manası yok ama yine de yazdık. Mutlaka çünkü kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. 4x eksi 3x 1x eder. Yani x eşittir 60 çıkar Tonguç'cum. O yüzden cevabımız 60'tır diyoruz ve gerçekten çok güzel bir model sorusu yaptık. Artık en son model sorumuza denklemleri inanılmaz derinlemesine anlamış olduk gerçekten de. Şu an boğulmak üzereyim. 10 saatte Ankara'dan Konya'ya gidip dönüyor. Giderken hızı 80 km/s, dönerken ise 120 km/s olduğuna göre. Ankara-Konya arası mesafe kaç? Tonguç'um bir de şunu hatırlatmak istiyorum sana. Sınıf anahtarı sistemimizde yani SAS'ta sınav tarzı dediğimiz bölümlerdeki soruları lütfen izle. Bu soruları mutlaka izle. Çünkü sınıf anahtarı sistemindeki sınav tarzı bölümlerindeki sorular gerçekten çok kaliteli. Yeni sınav sistemine uygun yaptık. Bunlardan bir çıt daha gerçek yaşam problemlerine uygun sorular onu da söylemek istiyorum. Bir araç 10 saatte Ankara'dan Konya'ya. Şimdi buradan şöyle bir çekelim. Burası diyelim ki Ankara diyelim. Burası Konya diyelim. Şimdi adam 10 saatte gidip dönüyor. Giderken hızı 80 km/s. O zaman buradaki hızı 80 km/s. Dönerken ise 120 km/s. O zaman hangisi daha az sürede dönecek Tonguç evladım dedim sence? Hangisi az sürede gidecek? A'dan B'ye gider. Ankara'dan Konya'ya. Konya'dan Ankara'ya gidecek. Çünkü burada daha hızlı. Dangoza evladım benim süpersin. Şimdi Ankara-Konya arası mesafe kaç kilometre demiş. Yani buradaki mesafeyi soruyor bize. Bunu bilmiyoruz. Şimdi adam 10 saatte gitmiş. Şimdi nasıl yapabiliriz? Şimdi adamın 10 saatte gittiyse eğer buradaki 80 km/s, burada 120 km/s. Buradan buraya gidiş süresine ne diyelim Tonguç evladım benim? Buraya x demeyelim de mesafe buna x diyelim. Doğru, buna x diyelim. Buraya gidiş süresini bilmiyoruz. Bu da geliş süresini bilmiyoruz ama toplamının 10 saat olduğunu biliyoruz. O zaman şöyle, buradaki gidiş süresine t süre diyelim. Tamam mı Tonguç'um? Tamam hocam. Birazcık karışık birazcık biliyorum. Ama burada bunu şöyle yapabiliriz aslında. Şöyle yapalım. Çok daha basit bir yöntem istiyorum. Burada mı daha uzun süre gitmiştir, burada mı daha uzun süre gitmiştir? Tabii yukarıda ki hocam. Yukarıda daha uzun süre gitmiştir. Ankara'dan Konya daha uzun. Aynen, 80 kilo daha yavaş. Peki bu 80 bu 120 ile orantılı sayıları söyleyelim. Bak bu 80 km/s ise 10 saatin daha büyük kısmını burada harcamıştır. Daha az kısmını da burada harcamıştır. İstersen deneyelim. Mesela 5 saat olsa bu 5 kere 80 400 km gider. 5 kere 120 600 km gider. Olmaz ki ikisi de aynı olmak zorunda. O zaman bunu 6 saat diyelim. Bak 6 saat buna dersek. Buna da 4 saat dersek Tonguç evladım benim. Biz çatarank diye bak. 6 kere 8 480, 120 kere 4 480 tam da yerine oturuyor. Yani 480 kilometre yol çarpı hızdan, süre çarpı hızdan aslında bulunacak mesafedir diyoruz. 480 kilometre buradan çatarank diye çıkabiliyor. Ama gel ikinci bir yöntem göstereyim sana. Bu da şıklardan denemek. Şimdi eğer 80 kilometre hızla giderse, 480 kilometre olsaydı, 480'i 80'e bölüp buraya 6 saat buluyorduk. 480'e 120 buraya 4 saat bulduk. İkisinin toplamı 10 saat mi Tonguç'um? Evet. Bak bulduk bile cevabı. 360 olsaydı 360'ı 80'e zaten bölemeyiz.
400 olsaydı 480'e bölünseydi Tonguç Evrenmen 5 saat burası olurdu. 420'ye bölününce 4 saat gibi bir şey çıkıyor. Dolayısıyla bu da olmuyor. Ya, o toplam 10 saat olmuyor falan filan. Buradan da çıkarını bulabilirsin. Ama asıl profesyonel metodunu göstermek istiyorum Tanrı Tonguç'um. Buyurun hocam. O da şu. Diyeceksin ki buradan buraya T saatte gitmiştir. Buradan buraya toplam 10 saat olduğu için 10 eksi T saatte dönmüştür. Ya kardeşim diyeceksin ki ya kardeşim buradan buraya gidişiyle buradan buraya gidişi aynı mesafeyi aldırıyor. O zaman hız çarpı süre yani 80 çarpı T eşittir. Hız çarpı süre yani 120 çarpı 10 eksi T eder. Bak denklemimizi kurduk bile. Sonra 80T eşittir. Bunu böyle dağıtırsan 1200 eksi 120T ediyor. 120T'yi karşıya attığım zaman 80T artı 120T oluyor. Çünkü bu taraf değiştirdi. 1200 eşittir. Dolayısıyla 200T eşittir. 1200 çıkıyor. T eşittir. Her iki tarafı 200'e böldüğümüz zaman 6 saat çıkıyor. İşte buradan buraya gidişi 6 saatse 6 kere 8 480 oradan da bulabilirsin diyoruz. Ve süper bir şekilde konumuzu anlamış olduk. Ödülü sorumuzu yaptığım için yorumlara yolla. Hadi bakalım.